Kanki Canbaz. Onur Market'te dükkan sizin. Onur Market'te dükkan sizin. Canbaz. Kanki, Canbaz. Efendim bugün çok özel bir ne yapacağız? Meze yapacağız, meze. Bugün yemek yapmıyoruz. Bir sonraki yemekte görüşelim inşallah. Kendinize iyi bakın. Priyatma faala falemin derdatına mir. Onur Market'te dükkan sizin. Onur Market'e gelince doldur gitsin sepete. Bereket versin, bereket versin, bereket versin. Kanki Canbaz. Çocukluğumuzda böyle oynardık. Çekilişler yapardık falan. Şimdi yemek yaparken kullanıyoruz. Efendim bugün çok özel bir ne yapacağız? Meze yapacağız, meze. Bugün yemek yapmıyoruz. Bugün meze yapacağız ama ne meze? Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden, yaşlılarımın yanaklarından öptüm. Dira bismillah dedik. Bugünkü yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Onur Market'in katkılarıyla bugün şöyle bir Ege'ye uzanacağız. Ege'ye. Yıllar önce İzmir'e gitmiştik. Çalıştığımız radyonun İzmir fuarında çok büyük bir standı vardı. Yaklaşık bir hafta kadar İzmir'de kalmıştık. O esnada arkadaşlarımız bizi aldılar, İzmir'de Çeşme'ye götürdüler. Çeşme'de bizi bir restoranta götürdüler. Orada bir arkadaşım kendine işte bana dedi, böyle böyle dedi, şundan yapar mısınız dedi. O anda tık 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 hazırladılar, getirdiler. Ben de baktım böyle acayip bir ot. Bak, görüyorsun. Acayip bir ot yani. Şimdi o vakitler böyle bu kadar sebze kültürümüz, bitki kültürümüz yok. Ya dedim bu ne dedim? Ya dedi bu da börülce dedi. Şimdi bunun dedi bir şey olanı var dedi. Hani normal insanların yetiştirdiği var dedi. Ama dedi bu özel ne? Buna dedi deniz börülcesi diyorlar dedi. Denizde mi yetişiyor? Yok dedi, denizde yetişmiyor. Öyle zannediliyor. Aslında deniz börülcesi denmesinin adı tatlı su, akarsuyun denizle kesiştiği, buluştuğu noktaya yakın yerlerde çıkıyor deniz börülcesi. Adına o yüzden deniz kelimesi eklenmiş. Sonuçta bu da bir börülcegillerden güzel bir bitki. Ama ve lakin bir sebebi de az sonra bunun ayıklanmasını gösterdiğimde hani bildiğiniz balıkta nasıl kılçık var, Allah sizi inandırsın. Bakın bunda bile kılçık var. Onun için Hakan abi göstereyim. Bakın balıkta nasıl kılçık var. Bunda da inan olsun balıktaki olduğu gibi kılçık var. O yüzden deniz börülcesi demişler. Bugün pişirme yok, kızartma yok, herhangi bir şey yok. Bugün sadece ne yaptık? Vakit kazanmak üzere ben şöyle gördüğünüz şu canım. Bizim cuma pazarında yaşlı bir amcamız var. Çok güzel otlar getiriyor. Hatta telefon numaramız var. Böyle ilginç, farklı bir ot geldiğinde, tedarik ettiğinde hemen bizi arıyor. Aradı. Harika deniz börülcesi geldi dedi. Hemen yapalım dedim. Vaktidir, zamanıdır. Sizler de bulun, buluşturun, araştırın. Sonuçta er mevsim bulabilirsiniz. Saklanıyor çünkü. Dedikten sonra şimdi bu böyle biraz açık yeşil gibi böyle. Hani bu olur mu falan diyorsunuz ama bunu şöyle bir 10 dakika falan sıcak suda beklettiğiniz zaman bakın bu hale alıyor. Şu hale geliyor. Ben 2 demet aldım. 2 demet. 1,5 demet hatta 2 demete yakın olanını soydum. Şöyle 5-6 tane dal bıraktım ki sizlere göstereyim nasıl olduğunu. Şimdi normalde 2 demet deniz börülceğimizi aldık. Bak kaynatmıyoruz. Kaynamış suyun altını kapatıyoruz. Bunu atıyoruz. Bir 5 dakika 10 dakika bekliyor. Kural şu. Bunun tabii şimdi biraz sertleştiği için gösterirken problem yaşayabiliriz ama şimdi bu normalde şu yeşil kısımlar bakın şöyle şu yeşil kısımlar tutunuyor. Şu dala tutunuyor arkadaşlar, sarılıyor. Ama siz bunu aşladığınız zaman gevşiyor ya. Hemen bakın şimdi göstereceğim şuradan. Şu daldan şundan gösterebilirim. Bak Hakan abi şöyle iyi çek abi. Şimdi bu sıcak suda bekliyor ya. Bu gevşiyor böyle. Şuradan tutuyorsunuz. Aynı balık ayıklar gibi. Bakın şöyle. Bak böyle yapıyorsunuz ya bak. Bak böyle kılçık çıkıyor abi. Şurada göstereyim hatta. Şu kırmızı da göstereyim Hakan abi. Görüyorsun. Bak böyle bildiğiniz gibi. Bak bu löp. Bunu atıyorsun buraya. Bak şimdi buradan tutuyorum yine. Zaten nereden başladığını kılçığın görüyorsunuz. Şuradan tutuyorsunuz şöyle. Bak. Bak Hakan abi. Bak tutuyorum. Bak bak bak. Bildiğin kılçık abi bak girdi içine bak. Resmen kılçık. Bak. Görüyorsun. Aynen böyle kılçık. Bunları ne yaptım ben? Güzel ayıkladım. 2 demet deniz börülcemi şıkır şıkır ayıkladım. Şimdi üşenmiyorum. Bir kez daha sizin huzurunuzda ayıklayacağım.
Şimdi bakın, kural şu. Şunun şurada böyle sarı kısmı var. O sarı kısımdaki deniz böreklerini elinizle alıyorsunuz. Ondan sonra bakın şurada o sarı kısım bitiyor. Şurada o dediğim kılçık kısmı başlıyor. Onu da şuradan tutuyorsunuz abi. Bakın şöyle çekiyorsunuz. Bak çıktı. Gördün? Kılçık burada kaldı. Bunları güzel, şimdi kalanları nasıl diğerlerini ayıklamışım, onları da güzel ayıklayacağım arkadaşlar. Ondan sonra börülcemi yapmaya başlayacağım. Şu kısımlarını hiç uğraşmama gerek yok. Bunlar tazecik, körpecik. Bakın onların da kılçıkları var aslında. Bak. Görüyorsun bak. Bunlar da kılçıklı. Tuttuğun zaman çekiliyor. Ne yapıyorum? Şuradan tutuyorum. Şöyle. Bak tuttum. Çektim. Ah bak kılçık burada abi. Diyeceğim. Nerede? Evet, nerede görürseniz, baktınız denk geldi. Ya bu nedir demeyin. Gerçekten çok güzel bir ürün. Çok lezzetli bir ürün. Ve bunda sakın ola tuz kullanmayın. Neden? Hakan abiye de tattırdım çekime başlamadan önce. Ne dedik? Tatlı suyun denize döküldüğü yerlerde oluşuyor bu, doğal. Hani ben bunu yetiştireyim deseniz de öyle bir şansınız yok. Onun için biraz böyle meşakkatli ama işte işi bilen gidiyor o bölgelerde, tık 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 bunları topluyor. Sevenlerini buluşturuyor. Bu kendinden doğal tuzlu. Yani kendinden doğal tuzlu. Böyle bak hissediyorsun. Tuzlu yani, tuz kullanmıyoruz. Bolca zeytinyağı kullanacağız. Bolca sarımsak kullanacağız. Ve olmazsa olmaz limon kullanacağız dostlar arkadaşlar. Hatırlatmasını yapalım. Güzel bir sos hazırlayacağız ona. Şimdi şu kalan, evet şu kalan güzel deniz börüncelerimin kılçıklarını çıkartayım. Şöyle hop, bak gördünüz çıktı. Hatta bak şurada biraz kaldı gibi. Şöyle bakıyorum. Öyle. Yok, tazecik. Tamam, şunları da bir pıtı pıtı yapayım. Ne dedik? Aslında bu denizde yetişmiyor. Ama tuzlu, özel, bilenin vazgeçemediği, lezzetine erişenin ne yapıp edip muhakkak yapmaya çalıştığı Ege'nin, özellikle hani o meşhur Cunda'da restoranlar var ya, Ege sahillerinde restoranlar var ya, oralarda muhakkak söyleyin gittiğinizde, şöyle bir Ege turu falan yaptığınızda, arkadaş biz deniz börülcesi salatası istiyoruz deyin. Bir tadacaksınız, vazgeçemeyeceksiniz. Pırt diye başladık, zırt diye devam ediyoruz. Bereket versin diyoruz salatamızı. Deniz börülcesi salatamızı yapmaya devam ediyoruz. Onur Market'te dükkan sizin. Şekil buydu. Haşladık, şekli bu hale getirdik. Bu hazır. Bunu sunumda, fotoğrafta göstereceğim dedim. Şimdi bu yemekte, daha doğrusu yemek demeyelim, bu salatamızda olmazsa olmaz İki tane başrol oyuncumuz var. Tabii ki deniz börülcemiz ana karakter ama olmazsa olmaz. Şöyle babışko iki tane sarımsağım var. Böyle güzel dereotum var ve limonum var. Artı salatamı oluşturduktan sonra güzel böyle köy peyniriyle ve güzel kapya biberle, artı Bulgaristan işi. Bulgaristan'dan geldi bunlar. Arkadaşlar getirdiler. Pembe domates Bulgaristan'dan. Bu domatesle güzel bir süsleme yapacağım. Şimdi biz neyle başlıyoruz? Limonumu şöyle iyice bir ezerek, suyunu neşretmek üzere, piyasaya çıkartmak üzere rafinerinin ağzını kesiyorum abi şöyle. Bak rafinerini kestim. Şöyle de bir çentik attım. Şöyle attım. Sonra nanoteknoloji ürünümü şuradan şöyle başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şuraya böyle bocalamaya abi bak. Hop. Bu aynı civata gibi giriyor içine. Bak girdi. Girdi. İyice yalnız ağız ağza getirmem lazım. Neden? Şu yanlarda hop devam. Hop devam. Evet, kolay değil abi. İşte bak yıllar yıllar önce niçin almışım, niye almışım? Almışım yani sonuçta. Gün gelmiş ben böyle atamıyorum bazı şeyleri. Siz benim ofisi göreceksiniz var ya. Ofiste neler var neler. Ya şey almışım ya. Şimdi güzelce limonumun suyunu ne yaptım? Böyle güzelce abi kuşumun sayesinde şöyle aktardım. Tamam. Bununla işim bitti. Şimdi bu burada dursun. Şöyle. Kuşum burada dursun. Şimdi buna ben güzel bir zeytinyağı atacağım abi. Bolca bir zeytinyağı. Hadi bakalım. Zeytinyağı. Tamam.
Bu da tamam. Ne dedik? Tuz koymuyoruz. Zaten börülce tuzlu. Şimdi bunun içerisine şurada gördüğümüz dereotlarımız var ya. Şöyle bir açayım Hakan abim görsün beni. Dereotlarım var ya. O dereotlarımın saplarını değil sadece uçlarını arkadaşlar. Yani şu kısmını ne yapacağım? Şöyle ayıracağım. Bunları da süslemede kullanacağım inşallah resim çekilirken. Şimdi bunları aldım. Kural neydi? Katla çevir, katla çevir. Bir sıkıştır. İki bağla. Ondan sonra doğra. Şöyle. Yaptım. Hiç. Bırak kalsın olduğu gibi. Hemen içine abi. Hemen içine. Bu da geldi. Şimdi bu ne ister? Bu ne ister? Tabii ki sarımsak ister. Bu iş sarımsaksız olmaz. Sarımsak muhakkak olacak. Zeytinyağı artı limonumuz öyle bir asit ortamı oluşturacak ki ya şu lezzetle bu lezzet birbirine karıştığında anlatamam size. O kadar diyorum yani. Anlatamam size o kadar. Şimdi ben güzel kabuklarını soydum. Güzel kabuklarını soydum. Böyle aldım. Evet şunları da alayım. Bunları aldıktan sonra yapmam gereken ne var? Şimdi sarımsaklarım bayağı iri, büyük. Bunu doğrarken problem yaşayabilirim. Onun için ben şunları birazcık küçültüyorum abi. Birazcık fazla değil. Ondan sonra yine tuz atmıyorum. Bakın üstüne basa basa söylüyorum. Tuz atmıyorum. Şuraya gönderdim. Böyle bir bakayım. Önce bir diktik. Allah gitti sarımsağın yarısı. Şöyle diktik vuruyorum. Diktik vurmam lazım ki önce bir ezilsinler. Ondan sonra sıvazlıyorum abi. Şöyle. Şöyle sıvazlıyorum. Ondan sonra döndür Allah döndür. Döndür Allah döndür. Bu sarımsaklar büyük büyük kaldı. Onun için problem yaşıyoruz. Bunların böyle ezilmesi lazım. Böyle cıvık bir hal alması lazım. Cıvık. Evet. Bence tamam. Bence tamam aga. Tadına göre, lezzetine göre bakacağım. Sarımsak az olmuşsa sarımsak ekleriz. Ki bence kafi oldu. Sen dur acaba abi burada. Şöyle bir alayım şunları ben. Şöyle güzelce şunun içine. Hatta ne uğraşıyorsun sosyete işi? Öyle alıver el cihazlarınla. Öyle at içine. Dediğim gibi duruma göre arkadaşlar sarımsak takviyesi yapabilirim. Az sonra tadacağım. Tattıktan sonra sosum tamam mıdır, değil midir? Karar vereceğim ve şekle şemale göre onu ödüllendireceğim. Ya biraz daha sarımsakla ya da ya biraz daha limonla bir şekilde çözüm üreteceğim dostlar arkadaşlar. Ama bunun biraz böyle dinlenmesi lazım. Bakalım. Böyle bir kesme şeker. Bakayım. Evet, eksik. Limonu eksik. Tamam. Ne yapacağız? Hemen. Efendim bereket limon suyumuz var. Hemen biraz bereket limon suyumuzdan takviye yapıyoruz. Çünkü ben bunun ekşi olmasını istiyorum. Şöyle. Bak rengi aldı. Rengi aldı. Sarımsağın tadını aldım. Dereotunun tadını aldım. Bakıyorum. Şöyle yine. Tamam. Bu burada dinlene dur. Bunu tekrar atmayalım. Bunu kullanmayacağız çünkü. Efendim izin verirseniz ben küçük bir temizlik yapacağım gençler. Küçücük bir temizlik. Şuraları ayarlayacağım. Şeklini şemalini vereceğim. Ama arkadaşlar beni uyarıyorlar. Diyorlar ki kanki şunu da doğra. Şu da hazır olsun. Ondan sonra temizliğini yap diyorlar. Şimdi domatesi ve peyniri en son süslemede kullanacağım. O zaman şu biberimi de bir doğrayayım ya. Biber de hazır olsun. Ondan sonra temizliği yaparız. Bunlar da hazır. Bu da gelsin şöyle şuraya. Bunlar da hazır. Kapyalarım da hazır. Domatesim, kapyam ve peynirim kaldı. Sosum zaten hazır. Canım deniz börülcelerimi haşladım. Onlar hazır. Tek tek soydum. Hiç üşenmedim. O zaman
küçük bir temizlik bereket versin. Salatamızı yapmaya devam. Bereket versin, bereket versin, bereket versin. Kanki Canbaz. Efendim, sos hazır. Deniz börülcelerim zaten hazır. Biberlerimi, güzelce kapyalarımı doğradım. Peynirim burada. Şimdi ne var sırada? Pembe domates, Bulgaristan'dan. Şimdi pembe domatesin yalnız şöyle bir detay var arkadaşlar. Sulu, çok güzel bir domates olduğu için pembe domatesime bir icraat yapacağım arkadaşlar. O çok önemli. O da ne? Bakın, şimdi şurada çekirdekler var ya, gördüğünüz gibi. O çekirdekleri kullanmak istemiyorum. Onun için şöyle alıyorum abi. Şöyle aldım. Yani ben bu salatamda, deniz börülcü salatamda bu çekirdekleri istemiyorum. Suyunu istemiyorum dostlar. Böyle alalım bunları. Böyle bir ayar çekiyorum. Şöyle. Tamam. Böyle aldım. Evet. Bunları istemiyorum abi. Bunlar sulandırır, dırıl dırıl olmasını istiyorum. Yani bu domatesin suyunun, çünkü domatesin suyunda da bir biliyorsunuz asit var. O asidin, çünkü bunu yaptın, bunu yaptıktan sonra hemen lümbürlük götürmeyeceksin. Güzel sosunu, ayarlarını, şeklini, şemayını yaptıktan sonra bunun en az bir böyle 15 dakika, 20 dakika dolapta soğuması lazım. Dolapta soğuyacak. Soğuk soğuk yiyeceksin bunu. Dedim. Domateslerimin de güzel iç kısımlarını aldım. Şimdi bunları da aynı biberlerimde olduğu gibi küp küp kara kara doğrayacağım arkadaşlar. Şöyle bakın. Tamam. Şimdi ne yaptık? Bunları da böyle güzelce aldık. Kare kare doğradık. Efendime söyleyeyim. Şöyle. Şunu da alalım. Evet. Tamam. Şimdi bunlar da hazır. Şimdi her şey hazır. Yani düşündüğüm salatamda olması gereken her şeyi hazırladım. Şimdi burada küçük bir Ali Cengiz oyunu yapacağız. O da ne? Bakın güzel. Ne yaptık? Güzel bir sos hazırladık. Bol limon suyu, bir limonun tamamını sıktık suyunu. İçine güzel şöyle 3 diş, 2 diş sarımsağı güzel ezdik. Bakın doğramadık, ezdik. Artı bolca zeytinyağı, bir de dereotu koyduk. Şimdi buradaki Ali Cengiz oyunun kuralı şu. Şimdi bunun böyle ezilmemesi lazım. Diri diri kalması lazım ya. Şimdi buradan bir tutam alıyorum. Şöyle bir tutam alıyorum. Bunun içine bırakıyorum. Tamam mı? Ondan sonra burada bir aksiyon yapıyorum. Bak. Şöyle bir aksiyon yapıyorum. Komple buluyorum bunları. Komple buladım. Değil mi? Buladım. Ondan sonra bir tutam daha alıyorum. Bir tutam daha alıyorum. Onu da atıyorum. Onları da buluyorum. Şöyle. Öyle güzel buladım. Sonra. Bak hala dırıl dırıl. Sonra şöyle bir açıyorum bunu. Şöyle bir açıyorum. Sonuçta sunumu da bu tabakta yapacağım için. Sonra bunu yine şöyle el cihazlarımla alayım. Ortasına. Bakın. Şöyle ortasına. Şöyle attım. Şimdi burada bu görün. Göstersin sevgili Hakan. Bakın yine sosum kaldı. Onu da şöyle yine Hakan abi. Az önceki yanlara ayırdığım bölüm var ya. Oraya gönderdim. Bununla işim bitti. Hemen aldım. Şöyle bir karıştırıyorum abi. Güzelce bir karıştırıyorum. Bozmadan, ezmeden börülcemi güzelce karıştırıyorum abi. Evet. Şekil, şemal budur. İndik. Tamam. Süper. Öyle ters yüzde yaptım onları. Öyle. Dibinde de çok güzel sos var. Tamam. Şimdi buna bir rolanti bir şekil verelim şöyle. Rolanti bir şekil. Evet. Süper Ivanissa. Süper Ivanissa. Şimdi malum bazı yörelerde böyle güzel bu hale getirdikten sonra, yani domatesleri, sosunu verdikten sonra salatamızın, domatesleri güzel böyle yaydıktan sonra efendim biberleri de şöyle attıktan sonra
Şöyle. Sonra. Sonra. Peyniri serviste veriyorlar. Peyniri serviste atıyorlar. Ama bu peyniri koyduktan sonra bir de üstüne aramızda kalsın güzel bir ceviz eziyorlar. O cevizi de ekeliyorlar. Toz ceviz ekeliyorlar. Yeme de yanında yat. Börülce salatam hazır. Ben de tıpkı o restoranlarda olduğu gibi peynirimi fotoğraf esnasında koyacağım. Hatta şurada toz cevizim vardı. Onu da ekleyeceğim. Şimdi ben bu salatayı hiç tatmıyorum abi. Niye tatmıyorum? Şu canım görüntüyü bozmak istemiyorum. Çünkü sanat yönetmenimiz gelecek. Güzel bir şekil şemal yapacak. Peynirdi, cevizdi. Ben şimdi buraları güzel bir temizleyeyim. Hazırlığımı yapayım. Son bir iş bittikten sonra şöyle bir elime alayım. Ondan sonra sizlere de güzel fotoğraflarla işte şekil budur diye veda sonrası o fotoğrafları göstereyim. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden, yaşlarımın yanaklarından öptüm. Takviyem var. Peynirimi, cevizimi koyacağım. Ama fotoğraflarda göstereceğim. Salatam çok güzel oldu. Dediğim gibi bunun en az bir 10-15 dakika dolapta beklemesi lazım. Ekşiliğini, zeytinyağını siz kendinize göre, sarımsağının çok ya da az olmasını kendi damak zevkinize göre, tadına göre ayarlayabilirsiniz. Endişeye mal yok. Şu canım ottan mükemmel bir lezzet, anlatılmaz bir lezzet ortaya çıkardık. Bunun tadını bir yiyen bilir, bir de tattıktan sonra vazgeçemeyenler bilir. Kendinize iyi bakın, bir sonraki yemekte görüşelim. Anlatılmaz lezzetler, mutfak sizin. Onur Market hep yanımızda, sağ olsunlar, var olsunlar. Onur Market'te dükkan sizin. Kanki Canbaz, hafta sonları Alemin Kralı'nda, Kral FM'de, İlaç Gibi Radyo'da, Kral FM'de sizlerle buluşuyor. Canbaz'da 3-5, şarkılar sizin. Bir sonraki yemekte görüşelim inşallah. Kendinize iyi bakın. Priyatma Fala Falemin Derdatina Mir. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.